Hatay'da yolcu ve minibüs şoförleri arasında lan kelimesi yüzünden yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansırken olayda şoförün kulağını ısırarak koparan HT adli makamlarca tutuklandı. Görüntülerde minibüs şoförüne saldıran yolcunun şoförün cebinden düşen parayı alıp cebine koyduğu anlarsa hayrete düşürdü. Erzin ilçesinde minibüsçülük yapan Şefik Vural, aracıyla saat 16'da Erzin-Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural, al lan cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine lan kelimesine tepki gösteren Vural, hayırdır cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı. Duruma kızan HT isimli şahıs, Vural'a saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma esnasında kulağı kopan Vural'ın yardımına meslektaşları yetişti ve saldırgan şahsın zulmünden arkadaşları sayesinde kurtuldu. Vural'ın yolcunun saldırısına uğradığı ve HT isimli şahsın minibüs şoförünün cebinden düşen parayı alarak cebine koyduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da gittiği hastanede sürenin geçtiği için kulağı dikilemeyen Vural, 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak. Olayı gerçekleştiren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, aynı şahsın birkaç gün önce de başka bir vatandaşı yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Adana 4 seferim vardı Erzin'den. 4'e 5 kala arabaya çalıştırdım. Bütün 8-10 yolcum bindi ve kapıya kapattım. Arabaya binip hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım. Neresi dedim. Adana dedi. Ve ücreti verdiniz mi dedim. Hayır dedi. Ücreti çıkarttı. Allah'ın dedi. Ben de hayırdır deyince ve o esnada çok söylemeyeceğim şekilde küfür etti. Ve boş bulunduğum anda bana çok suratlı şekilde yumruk vurunca ön oturağa düştüm. Ve ondan sonra üstüme abandı ve kollarımı ve bütün vücudumun 8-9 yerinden ısırdı. Ve yumruklarla çok kalkamayacak şekilde altındaydım. Kulağımı ısırarak kulağımı da kopardı. Ve en sonunda arkadaşlarım birkaç dakika sonra arkadaşlarım geldi. Arkadaşlarım aşağıya aldığımda alırken beni götürürken orada elimdeki paralar oturağın üstüne düşünce yaklaşık miktarı biraz vardı. Onu da alıp cebine koydu, kameralarda kayıtlı. Diyeceklerim bu kadar. Ben şikayetçiyim, sonuna kadar davacıyım. Ambulanstayken olayı yatıştırmaya çalışıyorlar. Bu arada bizim Şefik Vural denen şoför arkadaşımızın kulağı kopuyor. Derken talihsiz bir olay yaşanıyor böyle. Nasıl koparıyor kulağını? Isırarak koparıyor. İlk hamlede kulağını ısırmış, kafasını direksiyona vurarak şoförün kafasını. Bayağı bir darp ediliyor, darbe alıyor şoförümüz. Biz de buradan aldık, hastaneye yetiştirdik. Ama hastanede bu kulak olayı olmadı. Adana'ya sevk gönderdik. Orada da zaman geçtiğinden dolayı yapılmıyor. 10 gün sonra bir ameliyata alınacak arkadaşımız bu talihsiz olayı yaşamıştır.